Anne, tavla oynayalım mı? Tavla mı? En sevdiğim oyun. At bakalım zarları. Yaşasın! 6! Aa, Liman Hanım. Şanslı bir nesilsiniz bugün. Liman! Koş! Define haritası! Define haritası mı? Atla, gidiyoruz. Nereye? Issız adaya. Define bulmaya. Haritası da burada. Çabuk! Ben gitmeyeceğim. Ama korkaksın. Ana kuzusu. Sensin ana kuzusu. Hadi oradan. Korkaksın işte. Ben mi korkam? Hiç de değilim. Anne, ben gidiyorum. Sonra devam ederiz. Hey, oyunumuz yarım kaldı ama. Hem tavla oynamayı sen istemiştin. Şanslı günümdeyim dedim ya. Define bulmaya gidiyorum. Define mi? Çok uzağa gitmeyin ama. Hemen geliriz. Değil mi Zeytin? Hazineyi bulmadan dönmek yok. O parayla da bu botu değiştireceğim. Büyük bir bot alacağım. Sarı. Ezikler. Anneciğim. Hani jet ski'ye binecektik? O zaman hemen yarın 15.32'ye bir toplantı ayarlayalım. O işi almalıyız. Anneciğim lütfen diyorum ama. Bu toplantı çok önemli. Yarın 15.12'de her şey hazır olmalı. Anneciğim ya. Gıcık o, görüyorsun işim var. Biraz daha bekle. Saat 17.22'de bineceğiz jet ski'ye. Limon, baksana şu haritaya. Doğru mu gidiyoruz? Bakayım. Amma karışık yazılmış. Aynı Babişko'nun yazısı gibi. Ay, o sinir kız. Gıcık o. Bir o eksikti. Ne haber ezikler? Hadi yine iyisiniz. Bu havalı kız da sizinle geliyor. Hayır, gelmiyorsun. Zaten şu minicik botta bir sen eksiksin. Hadi ama. Beni de alın bota. Bot satan yer neredeydi? Bana yerini tarif edecektin. Ha, haritasını çizip bırakmıştım buraya. Uçmasın diye de bir şişenin içine koymuştum. Ha. Ay Babişko, neden oturuyorsun? Hadi yolu göster de beraber gidelim. Tamam. Annem kesin çok kızacak. Ama bu hazineyi de bulmadan gidemem. Benim annem gittiğimin farkına bile varmamıştır. Senin annen seni merak etmiyor olabilir. Ama benimki... Ben hazinemi aramaya gidiyorum. Hazineyi bulacak. O benim olacak. Sarı büyük bot. Sarı büyük bot. Sarı büyük bot. Bu papağan bizi buradan kurtarabilir. Kurtarın bizi. Kurtarın bizi. Kurtarın bizi. Kurtarın bizi. Kurtarın bizi. Kurtarın bizi. Hadi şimdi uç git, haber ver annemlere. Kurtarmayın bizi. Kurtarmayın bizi. Kurtarmayın bizi. Buldum. Ne buldun? Hazine burun içinde.
Ne yapıyorsun sen? Gittin mi? Ben artık dönmek istiyorum. Anneciğim. Kurtar bizi Zeytin. Ben de dönmek istiyorum. Annemi istiyorum. Of! Nasıl olsa kurtuluruz buradan. Önce şu hazineyi bulmam lazım. Bebeklik yapmayın. Annem beni çok özlemiştir. Kim bilir? Belki benim annem de beni özlemiştir. Şimdi ben bunu öyle bir üfleyeceğim. Annemler bizi duyacak. Büyük sarı botu işte, aile boyu olan. O ne? Babişko? Çıt çıt teyze? Anneciğim. Limon, bak büyük sarı bot. Annem sürpriz yapmış. Biz geldik. Gel kızım. Benim annem yine ortalarda yok. Anne, nasıl geldiniz bu ıssız odaya? Issız oda mı? Burası Yankoy Limoncuğum. Yankoy mu? İnanmıyorum. Gıcıko! Kızım! Gıcıko neredesin? Hani 17-22'de jet ski'ye binecektik? Çok merak ettim seni. Gerçekten merak ettin mi anneciğim? Çok. Bitti. Vay canına. Gözlerime inanamıyorum. Çok güzeller. Sadece güzel değil, aynı zamanda da sihirli. Bunlar sihirli dans ayakkabıları. Dans mı? Demek ki bana göre değiller. Çünkü ben dans edemem. Yanılıyorsun Limon. Dans edebilirsin. Bu ayakkabılar herkesi mükemmel dansçılara dönüştürebilir. Hatta dünyadaki en kötü dansçıları, yani seni bile. Bu imkansız. Böyle bir şey olamaz. Olur. Bekle, sana göstereceğim. Şu ayakkabıları giy, ben de müziği başlatayım. Of Zeytin. Farklı bir şeyler hissediyor musun? Belki. Ayaklarında ritmi hissediyor musun? Olabilir. Hadi ama itiraf et. Dans etmeden duramıyorsun. Karşı koymak imkansız. İmkansız. Karşı koyma Limon. Kendini müziğe bırak. Bravo! Bravo Limon! Teşekkürler! Çok teşekkürler! Peki ya şimdi ne düşünüyorsun? Mükemmel bir dansçı olabileceğimi tabii ki. Hala kötü bir dansçısın. Mükemmel dans etmeni sağlayan şey sihirli dans ayakkabılarıydı. Şimdi ayakkabıları çıkar ve tekrar dene. Gördün mü Limon? İşin sırrı sihirli dans ayakkabılarında. Vay! Haklıymışsın. Bu ayakkabılar gerçekten sihirliymiş. Bunları nasıl yaptın Zeytin? Bana anlatmalısın. Niye gülüyorsun? Sihirli dans ayakkabıları diye bir şey yok. Nasıl yani? Hemen de inandın. Bu ayakkabıların seni iyi bir dansçı yapabileceğine inandın ve iyi bir dansçı oldun. İnanmanın gücü bu. Peki, herkes de işe yarar mı? Bilmem ama deneyebiliriz. Hadi gel benimle. Mükemmel. Babişko böyle ayakkabıları olduğunu bile hatırlamaz zaten. Bunları alabiliriz. Babişko, sihirli dans ayakkabılarını denemek ister misin?
Kevin. Bunlarla harika dans edeceksin. Sihirli dans ayakkabıları diye bir şey yoktur. İddiaya girelim mi? Bu ayakkabıların beni harika bir dansçı mı yapacağını söylüyorsun? Hem de ikisi de sol tekken. Görelim bakalım neymiş. Gördünüz mü? Hiçbir şey olmadı. Emin misin? Ritmin parmaklarından yukarı doğru süzüldüğünü hissetmiyor musun? Bacaklarına doğru yayıldığını. Belki de. Kendine engel olamıyorsun değil mi? Aslına bakarsanız olamıyorum. Öyleyse çabalama ve kendini sesliğe bırak. Sonunda biraz egzersiz yapmana sevindim. Keşke okuldaki herkese bu sihirli ayakkabılardan verebilseydik. Ne kadar mutlu olurlardı bir düşünsene. Ve para da kazanırdık. Ayakkabıları satsaydık yani. Ama bu doğru olmaz ki. Eğer parayı iyi bir amaç için kullanırsak olur. Evet, iyi bir amaç için kullanırsak olabilir. Mesela... Buldum! Ayakkabıları satarak kazanacağımız parayla okula yeni bir pingpong masası alabiliriz. İhtiyacımız olan tek şey bir sürü ayakkabı. Bunlar çok mu çirkin? Biraz ama ver bakalım. Hey, şimdi güzel oldular. Of, Zeytin, bunca şeyi nasıl taşıyacağız? Ondan kolay ne var? Karşınızda benzersiz sihirli dans ayakkabıları. Limon, ayakkabıların özelliğini size göstermek için önce ayakkabısız dans edecek. Ay, korkunç bir dans değil mi? Şimdi de sihirli dans ayakkabılarıyla yapacağı dansı görelim. Belki bu ayakkabılar sihirli değil. Ama ayakkabıları giyip sihirli olduklarına inandığınızda hepiniz muhteşem birer dansçıya dönüşmediniz mi? Evet! Bu ayakkabılar kendinize inandığınızda her şeyi başarabileceğinizi gösterdi. Ödediğiniz küçük para buna değmez mi? Hayır! Gerçekten çok üzgünüz. Keşke herkese parasını geri ödeyebilsek. Ama hiç paramız yok. Evet, yok. Ama pimpon masasını satabiliriz. Hatta ona sihirli pingpong masası dersek çok paraya satarız. Böylece herkesin parasını geri ödeyebiliriz. Süper fikir buldum. Tamam. Kabul ediyorum, kötü bir fikirdi. İhtiyacınız olan parayı kazanmanın bir yolu var. Ama bu hiç de kolay olmayacak çocuklar. Tamam, ne yapmamız gerekiyor? Of, bu boya hiç bitmeyecek. Limoncuğum, sihirli fırçalarımızı kullanırsak biter. Nasıl yani? Sihirli fırça mı? Evet, sihirli fırçalar kendi kendine boyar. Bak şimdi. Gördün mü? Hadi, sıra sende. Bunlar gerçekten sihirli mi? Hayır. Hala bütün işi biz yapıyoruz. Ama bunların sihirli olduğunu düşündüğümüz için işimiz kolaylaşıyor. Harika. Limon, Zeytin. Bu ayakkabıları nasıl durduruyoruz çocuklar? Kira parasını denkleştirmek için çok uğraştık ama sonunda başardık. İşte karşınızda yeni sanat evimiz. Yaşasın!
Artık çocuklar sanat çalışmalarını evlerde değil, burada yapacaklar. Çocuklarımız için harika bir proje oldu. Çok beğendim. Çok 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 iyi düşünmüş. Mükemmel. Çok güzel. Ama her şeyimiz tamam, bir tek sanat evimiz eksikti. Ama basket sahası. Bu bina şahane. Tam da basket sahasına bakıyor. Bakıyorsa ne olmuş yani? 15 gün sonra burada basket turnuvasının finali oynanacak. Final maçına gitmek için bilet almak istedim ama hepsi satılmış. Maçı izleyemeyeceğim diye çok üzülüyordum. Ama şimdi sanat evinin balkonundan rahatça izleyebilirim. Of, zeytinli sanat aşkı da anca bu kadar olur. Zeytin'in bu evi beğenme sebebi başka olsa da ev bence de harika. Tamirat ve boyadan sonra çok güzel bir ev olabilir. Çocukların rahatça resim, heykel, müzik yapmaları için harika bir fırsat olacak. Hadi başlayalım tamirata. He? Durun. Önce bir evi kiralayalım, değil mi? Ay, kiralamak mı? Haberiniz yok mu? Bu bina hayaletli. Hayaletli mi? Evet, hayaletli. Hayaletli de ne demek? Olur mu öyle şey canım? Aa. Hem siz kimsiniz? Ben müteahhit Pırto. Bu ev basbayağı hayaletli. Benden söylemesi. Hadi hanımlar hadi. Çabuk uzaklaşalım bu hayaletli evden. Bu ev gerçekten acayip. Ben hayatta çocuğumu göndermem buraya. Ama tam basket sahasının yanı. Bu binadan vazgeçemezsiniz. Boş ver basketi şimdi Zeytin. Burası bize göre değil. Baksana ev hayaletliymiş. Sanırım başka bir ev kiralasak daha iyi olacak. Hadi Limon gel yavrum. Gitti sanat evimiz. Gitti resimler, heykeller. Hayır gitmedi. Nasıl yani? Madem annelerimiz bu evi hayaletli diye kiralamıyor, biz de evi hayaletlerden temizleriz. Ha? Temizler miyiz? Evet, temizleriz. Nasıl temizleyeceğiz ki? Hayalet avcısı olarak tabii. Tüm hazırlıklarımız tamam. Akön pokön sayesinde hayalet avlama aletimiz de var. Hadi gidelim ve biraz hayalet avlayalım. Tamam da niye böyle gece vakti gidiyoruz? Sabah gitsek ya. Akıllım, hayaletler gece çıkar. Gündüz gidersek nerede bulacağız hayaletleri? Sana o kadar korku filmi izlettim. Hatırlasana. Ve burayı sanat evi yapacağız. Unutma, heykeller, resimler, tabii bir de final maçı var. Ha? Ses bu koridordan geliyor. Gidelim. Ha!
Galiba bütün hayaletleri yakaladık. Şimdi ne yapacağız Zeytin? Bilmiyorum. Bu makine sadece hayaletler için. Şimdi bitti. Mahvoldu. Basketbol turnuvası izlenecek. İşte o kadar. Bırakın beni. Pes ediyorum. Pes, pes. Aa, müteahhit Pırto. Ha? Bu da ne? Hayalet. Ne hayaleti akıllım? Çarşafmış o, çarşaf. Baksana, ucunda uçan balon var. Aa, neden böyle bir şey yaptın? Burayı satın alıp yerine kocaman bir gökdelen yapacaktım. İyi de hayaletlerle ne alakası var bunun? Hayalet söylentisi çıkardım. Herkes hayaletlerden korkacak ve evin fiyatı düşecekti. Ben de çok para kazanıp zengin olacaktım. Sadece parayla zengin olunmaz. İnsanların duygu dünyaları sanatla da zenginleşir. Sanat da bir tür zenginliktir. Anladınız mı? Rahat dur Zeytin. Kıpırdama. Maç başlıyor. Hey, nereye gidiyorsun? Of Zeytin. Annem maç bitimine kadar burada bir yaprak bile kalmasın dedi Bay Pırto. Final maçına yakışır bir temizlik olsun dedi. Limon! Çok harikayım, çok! Zeytin dikkat! Aa! Dikkat et diyecektim. Ama ne oluyor? Ha? Kaybolmuş zavallıcık. Hemen evini bulalım. Biraz bizimle kalamaz mı? Hem belki sahibi yoktur. Bak gördün mü? O da evini özlemiş. Of. Nereden bulmuşlar bu köpeği? Çok değerli bir köpek. Merhaba çocuklar. Nasılsınız bakalım? Merhaba. Sizin köpeğiniz mi bu yakışıklı? Bizim köpeğimiz. Bizim köpeğimiz değil. Parkta bulduk, kaybolmuş. Demek parkta buldunuz. Sahibi yok ha? Ama sahibini bulacağız. Demek sahibi yok. Köpek falan istemem. Her yeri dağıtır. Ama lütfen, lütfen. Tamam ama sadece bir gün. O da bahçede. Yaşasın. İnternette kayıp köpek ilanlarına bakacağım anne. Hemen bulacağız sahibini, merak etme. Evet. Kayıp köpekler, kayıp köpekler. Hangi köpekse daha hayır diyebilir ki? Aşırı süper bir fikrim var. Kulaklarınıza inanamayacaksınız. Ay. Bu küçük şeyle kısa bir gezi diye çıkacağız. Ve o belki de beni evine götürecek. Madem öyle diyorsunuz, biz gidiyoruz.
Nasıl? Of, acayip. İnanmıyorum. Ömrümde böyle büyük köpek görmedim. Fotoğrafını çekeyim mi? Tabii, çekebilirsin. Senin değil, köpeğin. Ha, evet tabii. Çok güzel. Aa, şahane. Ya bunları bana da yolla. Gördün mü bak? Aa. Gel bak, ne var burada? Nasıl bu kadar dikkatsiz olabilirsin Zeytin? Ne yapacağız şimdi? Ya nasıl oldu? Ben de anlamadım bu işi. Ya bir de kayboldu. Tam da sahibini bulmuştum. Çok sevindi kadın. Bir saate oradayım dedi. Ne yapacağız? Ha, ne yapacağız? Ne de şirin bir köpekti ya. Ah. Burayı şimdi burada ne arıyor? Demek sahibi yok. Onu kimin aldığını biliyorum sanırım. Nasıl yani? Nereden biliyorsun? Evet. Köpeğim ve ben bir saat sonra orada olacağız. Köpeğimden ayrılmak beni çok üzüyor. Ama onu satmak zorundayım. Hı? Teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Tak tak. Ne var? Ne istiyorsunuz? Parkta bulduğumuz köpeği sen mi? Ne köpeği? Köpek falan yok burada. Siz burada köpek görüyor musunuz? Ama sen o köpeği... Size burada köpek falan yok dedim. Hem zaten sizin köpeğiniz değilmiş ki. Şimdi beni rahat bırakın. Ama onu bir daha hiç göremeyeceğiz. Hem de sahibini arayıp biz de demiştim. Şimdi gelince ne diyeceğiz? Ya of, ne bileyim ben, kayboldu işte. Koskoca köpek nereye gider ki? Pogo! Pogo! Pogo ne demek? Hokus pokus gibi bir şey mi? Sihir mi? Pogo onun adı, akıllı. İnternette kayıp ilanında gördüm. Ya! O köpeği satıp yeni motosiklet alacaktım. Eski motosikletim de mahvoldu. Pogo'mu bulduğunuz için çok mutluyum. Bana dünyaları verdiniz. O benim her şeyim. Size çok teşekkür ederim. Bir ödül hak ettin küçük kız. Size benim meşhur keklerimden getirdim. Bizim mahalledeki çocuklar bu keklere bayılıyorlar. Ay keşke zahmet etmeseydiniz. Zahmet etmişsiniz. Ah Zeytin. Pogo'yu görmeye gideriz değil mi Limon? Evet evet gideriz. Bitince Pogo'nun resmini de götüreceğim. Acaba diyorum, biz de mi bir köpek alsak? Günlük işlerinizden sıkıldınız mı? Gün içerisinde kendinize dinlenmek için daha fazla mı zaman ayırmak istiyorsunuz? İşte tam aradığınız şey. Zeytin! Odayı toplamadan ve ev ödevlerini bitirmeden televizyon seyretmek yok. 6-9-12. Tabii ya. Çok zekiyim, çok. Fena değil. Şöyle bir iki dokunuşla mükemmel olacak. İşte bu kadar. Artık sıkıcı işlere son. Karşınızda Robot Zeytin. Merhaba, ben Rolly. Nasıl yardımcı olabilirim? Odamı toplamakla başlayabilirsin.
Zeytin! Gelip masayı kurar mısın çocuğum? Tabii tabii, hemen! Düzelt hemen. Öğretmenim, cevap 103. Aferin Zeytin. Nasıl da mükemmel bir hayatım oldu ya. Bunu bitirince fen ödevini de yapacağım. Rolly, garajı boyuyoruz. Gelmek ister misin? Rolly boyamayı çok sever. Ha? Limon Rolly mi dedi? Şuna bak. Rolly, bu harika oldu. Evet, boyamaya hazırım. Ama şey... Rolly, eve dön. Demek boya yapmak istiyorsun. Rolly sanatı seviyor. O zaman okul için resim ödevimi yap. Rolly neredesin? Ne? Saat kaç? Çalar saatim nerede? Rolly'yi bu muhteşem sanat eseri için tebrik ediyoruz. Rolly sanatı seviyor. Bu benim çalar saatim. Rolly! 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 Benim sanat eserim olacaktı. Rolly, sen burada kal. Fakat Rolly Zeytin'e yardım etmek istiyor. Ben artık senin yardımını istemiyorum. Sen sadece burada bekle. Ya beni de bekleyin. Takımda yer kalmadı. Ne? Rolly! Bu benim formam. Rolly! 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 Rolly, sen biraz fazla olmaya başladın. Bu işe bir son vermek lazım. Zeytin geri döndü. Limon! Gelsene dışarıda oynayalım. Gelemem Zeytin. Şu anda meşgulüm. Hey! Teşekkürler Rolly. Rolly? Ama nasıl? Rolly yardım etmek istiyor. Limonla Rolly çok eğleniyor. Ay, çok tatlısın sen. Tamam. Bu sefer gerçekten buraya kadar. Artık benim de vedalaşıp penguenlerle tanışma zamanı geldi. Uç bakalım. Zeytin, gelip masayı kurar mısın lütfen? Anneciğim, tabii ki kurarım. Belki Rolly de çöpü dışarı çıkarır. Bana bırak anne. Ben hallederim. Eğer Rolly yapabiliyorsa Zeytin daha iyisini yapabilir. Rolly'nin arkadaşları var. Yo arkadaşlar yo. Bir parti yapacağım ki yo. Çok eğleneceğiz yo. Dans edeceğiz, güleceğiz yo.
Çok çok eğleneceğiz yo. Doğum günü partim yarın bizim evde. Sen parti süslerini hazırla. Olmaz, eve gitmeliyim. Sen balonları şişir. Benim nefesim yetmez ki. Ya yapılacak bir sürü iş var. Liman, Liman! Parti plancım olur musun? Olamam, ders çalışmam lazım. Kütüphaneye gideceğim şimdi. Hep ders, hep ders. Kimse yardım etmiyor. Aman, olsun. Her şeyi kendim yapabilirim. Hey, ne haber? Yarın partime gelir misin? Ağaçlar ne güzeldir. Partide çalar mısın? Üzgünüm ama çalamam. La 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 la. Ay. Bugün bir parti yapacağım ama kimse yardım etmiyor. Çok iş var Sincapcığım. Olsun, vazgeçmem ben. Çok eğleneceğiz, çok. Partime beklerim. Ya parti hazırlıkları için bir çözüm bulmalı. Kuş, kedi. Kuş, dans et. Kedi, ters taklalar atarak masaya çık. Ama hala şu kapanma meselesini çözemedim. Kumanda tam 24 saat sonra kapanacak. Üstünde biraz daha çalışmalıyım. İşte bu! Eğlenceli bir parti yapmama yardım edeceksin. Kumandasını aldığıma akün pokünü görünce söylerim ya. Limon, parti plancım ol sana. Tamam. Olurum. Hemen planlayalım. Sen de balonları şişir. Tamam. İşte bu. Sen süsleri yap. Sen de müzikleri ayarla. Hey, içecekleri sen ayarla. Tamam Zeytin. Hoppa! Partide herkes çok eğlenecek. Tamam mı? Tamamdır. Dans etmiyorsunuz. Limon, dans etsene.
Eğlenmiyor musun? Limon, dans et eğlen. Ne yaptın ben? Ne oldu böyle ya? Limon, arkadaşım. Ya bunun yüzünden oldu. Zeytin, her yerde kumandayı arıyorum. Kapanmasına 10 dakika kaldı. Ne kapanması? Ya, kumanda 24 saat geçince kendini kapatıyor. Bunu daha düzeltemedim. Yani? Yanisi 10 dakika sonra kumanda kapanacak ve herkes sonsuza kadar böyle kalacak. Ne? İstemem. Arkadaşlarımın eski hali daha iyiydi. Düzelt çabuk herkesi düzelt. Lütfen. Umarım geç kalmamışız. Ne yaptım ben? Ne olur düzelt, ne olur. Tornavida. İngiliz anahtarı. Düzelecekler değil mi? Ve çip. Ha, çip. Tamam tamam. Hadi yap yap. Bir festival filmi. Ama ekran niye simsiyah ki? Objektifin kapağını açsana Limon. Ha, tamam. Aa, gerçekten de insanlar ekranda değişik görünüyormuş. Baksanıza. Ne? Değişik mi? Şişman mı görünüyorum yoksa? Acaba ne haberler var gazetede? Şehirde büyük bir sinema festivali düzenleniyormuş. Yarışma bölümünün kurulunda ünlü eleştirmen Proto var. Başvurular hala devam ediyormuş. Sen de benim düşündüğümü mü düşünüyorsun? O zaman çatlak yumurtalar iş başında. Teşekkür ederim, teşekkür ederim. Çok nazik. Ünlü olmak nasıl bir duygu? Alıştık artık. Başarınızın sırrı nedir? Doğuştan yetenekliyiz. Çalışınca oluyor demek istedi. Komikliğinizi neye borçlusunuz? Her zamanki halimiz. Teşekkür ederiz, teşekkür ederiz. Ofisi burası mı? Proto! Tatam! Ben Proto. Eleştirmen Proto. Buyum. Atayım, teteyim ve çevireyim. Eleştirmenim. Daha ne olsun? Biz başvuru yapmaya geldik. Bu da filmimiz. Hayır, bunlar film değil çocuklar. Komik video. Festivale katılmak için özgün bir kısa film çekmeniz gerekiyor. Üzgün mü? Özgün. Yani orijinal. Ne de akıllıymış. Doğru kamera başına. Hadi bakalım. Çap. Ne çeksek? Aksiyon filmine ne dersin? Halide Sultanım, bu sabah nasılsınız? Sen savaştan sağ salim dön, o zaman günüm aydınlanacaktır. Validem! Şehzadem! Teknik zayıf. Konu yok, olmamış. Şimdi buldum, komedi! Thank you.
teknik var ama konu pek özgün değil. Bu da olamamış. Ama niye ki? Herkes film çekemez çocuklar. Mutsuzsun. Hadi güle güle. Yok işte. Doğru düzgün konu bulamıyoruz. Asla o festivale katılamayacağız. Hiç üzülme Limoncuğum. Konu bulunmuştur. Herkes film çekemez çocuklar. Mutsuzsun. Ama verdiğimiz emekler... Orası beni ilgilendirmez. Hadi güle güle. Ya, size bu kadar kötü davranmamalıydım çocuklar. Özür dilerim. Yani filmi beğendin mi? Kesinlikle. Konu özgün ve çok etkileyici. Bu tam bir festival filmi olmuş. Zeytin, yaratıcılığı hiç de uzaklarda aramamıza gerek yokmuş değil mi? Bence de, bence de. Meğer hayatımız film gibiymiş. O korku bilmez bir kahraman. O ki bilmez bir güreşçi. Ve işte... İşte Pro Proto! İşte bu, işte bu! Ha, bugüne kadar hiç yenilmedi biliyor musun? Ve şimdi de internette güreş oyunu. Aha! İnternetin şampiyonlar şampiyonu kim olacak? En iyi oynayan ikili kazansın. Ha. Oynayın, kazanın. Ha. Ödüller sizin olsun. Duydun mu Limon? Duydum. Ne olmuş yani? En sevmediğim oyun. Oh, bu tam çatlak yumurtalara göre bir iş. Zaten oyun da iki kişiyle oynanıyor. Bana yardım etmelisin. Hiçbir güç bana bu saçma güreş oyununu oynatamaz. Ödüller bizim olmalı. Kıllım, önemli olan tuşlara sert basmak değil. Parmakların daha hızlı çalışmalı. Yine yenildik ya. Of. Yarışmanın başlamasına çok az bir zaman kaldı. Ve biz hala hazır değiliz. Hay Allah. Ama ben akıllı zeytin hemen gerekli önlemimi aldım tabii. Bize bu oyunu herkesten iyi öğretecek birini çağırdım. Ödül kesin bizim olacak. Aha! Yoksa Akon Pokön'ü mü çağırdın? Sınıfın en hızlı parmak kaldıran çocuğu. O şıkkı öğretmenim. Doğru cevabı ki öğretmenim. Öğretmenim, öğretmenim, öğretmenim. Saçmalama. Bu işi en iyi bilen kişiden bahsediyorum. Kimmiş, kimmiş? Aha, ben Proto. Güreşçi Pro Proto. Atayım, tedeyim, çeveyim, harikayım. Bildiğim her şeyi size de öğretmeye geldim. Hoş geldin. Ne haber? Nasıl yeniriz? Nasıl kazanırız? Onu öğret yeter bize. Of! Başka bir şeyler yapsak? Şart mıdır yani güreşmek? Tabii ki şart. Hadi hemen başlayalım. Bence de. Of! Çocuklar, ilk dersimiz parmakların hızlı kullanımı. Alın bakalım flütleri. Ne? Flüt çalarak mı öğreneceğiz yani rakiplerimizi yenmeyi? Bu ne ya şimdi? Aranızda konuşmayın bakayım. Şimdi çalmaya başlıyoruz. Önce beni izleyin, sonra hep beraber. Hadi bakalım. Şimdi hep beraber. İşte bu. Harika çalıyorsunuz. Bu işi başaracağız. Zeytin çok eğlenceli bu. Bence de, bence de. Evet çocuklar, sıradaki dersimiz bileklerimizi nasıl daha hızlı kullanırız. Ve... 2-3 Evet. Harikasınız çocuklar. Biz kazanacağız. Şimdi son ve en önemli dersimiz. Tüm vücudumuzu çalıştıracağız. Beni izleyin ve yaptıklarımı yapın. Böyle mi? Oldu mu? Evet, harikasınız. Harikasınız çocuklar. Hadi bakalım, şimdi ödülleri kazanma zamanı.
Hadi çocuklar, göreyim sizi. Öğrettiklerimi aklınızdan çıkarmayın. Kazanmanın tek yolu bu. Hadi çocuklar. Evet, harikasınız. Daha hızlı. Evet, parmakları göreyim. Zeytin, ben çok sıkıldım. Aynen. Hadi o zaman dışarı çıkıp eğlenelim. Ne? Çocuklar, ödülleri bırakıp nereye böyle? Kazanmak her şey değil ki. Öğrenirken çok eğleniyoruz. Boş versene, gel bize takıl. Böyle daha eğlenceli. Gel. Evet çocuklar, sinemaya mı gidelim, tiyatroya mı? Tiyatro! Sinema! Aa, karar verin çocuklar. Baksanıza, tiyatro oyununda Frodo oynuyor. Hem de başrolde. Filmde de oynuyor, bak. İnanamıyorum. Bence sinemaya gidelim. Ama tiyatroda gözlerimizin önünde oynuyor. Canlı canlı. Ne olmuş yani, ben de oynarım. Ben de istesem oyuncu tiyatroya olurum. Gidelim tiyatroya. Hadi ama hadi, başlamadan oturalım. Tamam Limon, acele etme. Tamam hadi geç şöyle tamam. Oturun geç. Bakalım. Koltuk da rahatmış. Zeytin, telefonunu kapat, tiyatrodayız. Of. Şşş, sessiz olun, gösteri başlıyor. Ben Proto, ünlü oyuncu Proto. Bu işte buyum. Atayım, tetiğim ve çeviğim. Karizmatiğim. Kimdir karşımdaki bu yabancı? Teşekkür ederim. Ben de sizi seviyorum. Koş Zeytin koş. Proto'nun odası burada. Gel çabuk imza alalım. Vay be. Neyi imzalıyorum ufaklık? Proto. Proto, ben de sizin gibi büyük bir oyuncu olmak istiyorum. Ben de senin yerinde olsam benim gibi olmak isterdim. Küçük hayranım benim. Oyunculuğun sırrını öğrenmeye hazır mısın? Evet. Görelim bakalım kim gerçek oyuncu. Çatlak yumurtalar oyuncu oluyor. Yoksa sen? Evet, ben. Bunu ödeteceğim sana. Yanımda nakit yok. Bunu bana yapmayacaksın. Buraya kadarmış. Pekala. İlk olarak prova. Prova çok önemli. İkinci olarak prova. Bakın ne kadar önemli olduğunu bir kez daha vurguladım. Üçüncüyü de siz tahmin edin artık. Aman ne komik. Önce beden egzersizi. Malum 2 saat sahnede kalacaksınız. Bu çok önemli. Hadi çocuklar, daha tempolu. Nefesinizi kontrol edin. Vücudunuzu esnetin. Evet, çok güzel, çok güzel. Oo, iyi misin? Bir şey yoktur umarım. Evet, şimdi de sıra ses egzersizine geldi. Sesinizi herkes duymalı. En arkadaki koltuğa kadar sesinizi ulaştırabilmelisiniz çocuklar. Şimdi bana dikkat edin. Pi pa pe. Ne var ki canım? Ben de yaparım. Pi pa pe pu. Şimdi sırada vücut dili var. Vücut dilini herkes anlamalı. Şimdi bakın, benim yaptıklarımı aynen yapmanızı istiyorum. Olmuyor. Olmuyor. En önemli kısma geldik. Duygu. Olmak ya da olmamak. İşte bütün mesele bu. Ama çok güzel. Teşekkür ederim. Ne var ki canım? Ben de yaparım. Olmak ya da olmamak. Şimdi beni yalnız bırakın. Ama niye ki? Yalnız bırakın ki çalışabileyim ufaklıklar. Tek rakibimle yarışmam gerek. Yani kendimle. Bak anne, Proto'nun imzalı fotoğrafı. Çok güzel.
güzel. İyi ki tiyatroya gitmişiz. Kimdir bu karşımdaki yabancı? Hey, hey, hey. Kimdir bu karşımdaki yabancı? Yabancı, kimsin? Hop hop, dur bakalım. Yabancılar giremez buraya. Çok kötü. Ne var ki canım? 3 yıl çalışmama bakar. Artık saymıyorum. Tüm sınıf bu ay doğmuş sanki. Of! Ne alsak acaba neyneye? Bilmem de. Bu haksızlık. Doğum günü hediyesi almak mı? Yok, o değil. Biz herkesin doğum gününe gidiyoruz. Onlar bizimkine gelemiyor. Bizimki yaz tatiline geliyor çünkü. Evet. Haksızlık bu. Ha, buldum. O zaman biz de doğum günümüzü şimdi kutlarız. Hı? Hem de birlikte. Yaşasın. Ta 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 ta. Film posteri şeklinde davetiye. Harika bir fikir. Elbette. İyi de niye senin adın benimkinin üstünde? İkimiz de başrolduk hani. Afişi yapan benim çünkü. Benim adım önce yazılmalı Limoncuğum. Hiç de değil. Kız oyuncunun adı önce yazılır. Benim adım. Hayır, benim adım. Benim işte. Asla olmaz, benim adım. O zaman birlikte doğum günü de olmaz. Benim için hava hoş. Kimin doğum günü daha güzel olacak görürüz. Görürüz. Çatlak yumurtalar iş başında. Ama bu defa ayrı olarak. Bilmem ki. Yazı tura atsak. En iyisi o piti piti yapmak. Of. Of. Ne zor şeymiş bu doğum günü işleri. Zor. Çok zor. Çocuklar, buraya gelsenize. Eğlence sürpriz burada. Gelin hadi, 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 hadi. Arkadaşlar, buraya gelin. Lezzetli yemekler burada. Eğlenceli oyunlar burada. Siz neredesiniz? Hey. Fena. Çok fena. Evet. Ne yapacağız şimdi? Nereye gideceğiz? En iyisi gruplara ayrılmak. Çok iyi fikir. Evet. Olur. Neyney haklı. Kızlar limonun partisine gitsin, erkekler de zeytinin. Sonra yer değiştiririz. Pastam! Benim pastam geldi, pastam geldi. Asıl benim pastam geldi. Hop. Ben Proto. Pastacı Proto. Atayım, titiyim, çeviyim ve pasta yapmada muhteşemim. Benim yumurta şeklinde pasta fikrimi almış biri galiba. Asıl biri benim şapka kurdele fikrimi almış. Biri. Sarı biri. Aa, çocuklar, durun bakayım. Birlikte kutlamıyor musunuz? Aa, ne garip şey o öyle. Birlikte olmadıkça özel günün anlamı ne? Aman canım neyse. Bugün kavga ederler, yarın barışırlar. Tanıyorum ben bu ufaklıkları. Hadi Zeytin gelsene. Dikkat, dikkat! Halat oyunumuz başlıyor. Limon'un cesareti varsa tabii. Ha? Benim mi? Var tabii. Tamam. Çitler sınır. Kim daha önce çite çarparsa kaybeder. Tüm konuklar da kazananın doğum gününe gider. Anlaştık. Bir, iki, üç, başla! Birlikte kutlanmayan doğum günü ne sıkıcıymış. İşte şimdi eğlenmeye başladım. Ben de. Ne duruyoruz? Hadi eğlenelim. Hadi.